Fenerbahçe Larnaka'yı konuk edecek ve üst üste iki maç oynayacak Güney Kıbrıs temsilcisiyle. Ee, Kemal Belgin'e bir sorayım. Nasıl yani? Derbi sonrası? Ha bir dahaki maçta, maçta mı onlarla? Aynen üst üste. He. Vallahi şöyle şimdi tabii sahaya çıkacak 11 yani Beşiktaş maçına göre nereden bakarsan bak 5 oyuncusu başka olacak. Her maç olduğu gibi. Her maç olduğu gibi e, ee, acaba Fenerbahçe bu Larnaka maçını da bugüne kadar oynadığı lig maçları <laughs> ve hatta işte Ren ve Dinamo Kiev'den değil mi? Deki gibi e, oyun taktiği diyelim, oyun kurgusuyla mı oynayacak? Bilemiyoruz ama büyük bir ihtimal bu Kıbrıs Rum kesimi takımı olduğu için... ...bir baskı kurulacak bunların üstüne. Ve dolayısıyla... ...bunların savunmadan falan çıkmaların... ...engellenmesi çalışılacak. Tabii bu takımı hiç tanımıyoruz. Sen seyrettin mi? Ben canlı izlemedim bu seni. Özetlerine baktım. Yani... Ben özetten bir şey anlamam. Hiç seyretmedik. Tanımadığımız bir takım. Şimdi acaba... ...bu takımın hocası... Fenerbahçe'nin bugüne kadar ki bir takım oyunlarını mutlaka seyretmiştir. En azından kendi grubundakileri. Hı hı. Nasıl bir e, oyun planı kuracak onu bilemiyoruz. Sahaya çıkıp oyun başladıktan bir 10 dakika sonra daha sağlıklı hı hı. konuşma ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi yine nereden bakarsan 4-5 tane oyuncu değişir. Ee, yani işte önümde Beşiktaş maçının Oyuncu kadrosu ve değişiklikleri var Karma karışık. Bu arada Larnaka Dinamo Kiev'i mağlup etti evet. Hani grupta iddialı da bir takım öyle Tamam mi? isim olarak çok hani gruptan çıkmasını beklediğimiz bir takım değil Ama sonuçta Dinamo Kiev'i yenmiş bir takımdan bahsediyoruz Ne olursa olsun yenmiş yani Bence bir de deplasmanda yendi Bildiğim Hı -hı. kadarıyla Ha öyle mi? Tabii yani Dinamik bir yerde Ev şu ama. anda sıfır çekmiş evet. durumda. Başka yani. bir yerde ama. Ama evet. mesela bilgi yok Kol diyorsun oynadı. ama Kol mesela Kemal mi? abi ben izlemedim diyor ama Georgios da belki de yardımcı olabilecek iki tane maç oynadılar. Hem Dinamo Kiev'le hem de Rennes'le oynadılar. Yani dolayısıyla bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından bir bilgi sahibi olabilir takım halinde. Kim? Jorge Jesus AYK Larnaca iki maç ha. oynadığı için en azından <laughs> bir bilgi edinebilir. Tabii canım. Ama Larnaka, Larnaka Fenerbahçe için bir bilgi edinememiş durumdaymış. Öyle mi? Jesus'un Jesus ifadesini bir arada kaçırmadıysam öyle dinledim. Çünkü ben diyor dörder beşer oyuncu değiştirdiğim için, yani aynı bu cümle cümle aynı böyle değil. 11'i bilemezler. Ama ondan sonra benim hangi oyun takımla çıkacağımı bilemeyecekleri için analiz analizle edememişlerdir diyor. <laughs> o da doğru ya. Yani. Güzel. Genel bütün rakiplerimiz için dedi. Aynı şey geçerli. Evet. Hani sürekli takımı değiştirdiğimiz için bizimle ilgili bir analiz yapmaları da zor oluyor diyor. Aslında haklı evet Ama o kadar. öyle diyorsun da ben Beşiktaş maçını Ama izledim. Ama Beşiktaş yapmıştı yani. Çok kitledi Fenerbahçe. Yi. Yani ben gördüm orada maçta böyle öyle yanaştı ki hemen dönmesine izin vermedi Beşiktaş. Çok çabuk ee, şey yaptılar baskıyı yaptılar defans arkasına boşluk bıraktığını da görmüş tabi Valerian İsmail ve Beşiktaş Fenerbahçe'nin ama oraya attıkları toplarda da hep offside'a düştüler Rekor On, onu da zorladılar rekor hep, kırdılar Rekor. Hep, hep değil bak birinci maçın ilk yarısında 6 kez offside'a düştüler ikinci yarısında bir kez bir düştüler tane. demek ki oyun akışı içinde bile kendini düzeltmiş Beşiktaş yani B planı yok falan diyorlar ya biraz sonra geliriz Bunlar hangi plan? Bunlar Z planı mı yani? Muleka yani. bir kez kenardan çok çabuk oynamasaydı, ortayı yapmasaydı tehlike alabilir. Çok kolay çıkardı ayarlar. İlk yarıda üç kez, ikinci yarıda 4 kez o savunmanın arasından geçti Beşiktaş. Atamadı başka. O Fenerbahçe'nin başarısı değil, Beşiktaş'ın başarısızlığı oluyor. Yani taktik anlamda. Mesela Deli Ali uzun süre saat tutup Gerson Fernandes'i geç alması da hataydı. Gerson Fernandes girince ortağına çok ciddi bir dinamizm kazandı. Bunu gördük. Gezzal girince Beşiktaş önde top tutup topa bastı. Öbür türlü top kalmıyordu önde. Ya kaybediyordu. Redmond da zaten çok içime çıkmayıp e, sol tarafta sol bekin önünü kapattı. Yani orada savunma yaptı bir ölçüde o taktiksel anlamda. Peki o zaman madem derbiye başladık derbiyle devam edelim. Şimdi ikinizin de özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe kanadı olarak... Futbol severler der bir fikirlerinizi merak ediyor. Biz geçen akşam Pazartesi günü Levent Tüzemen'le değil mi evet. pozisyonları vesaire konuştuk detaylı bir şekilde. Şimdi konuk takımdan başlayayım. Kemal Belgini deplasmanda alınan mesela Fenerbahçe adına düşünürsek bir puan Fenerbahçeleri mutlu etmiş midir? Bilemem. Yani şöyle tabii ki Beşiktaş'la her deplasmanda oynuyor iseniz bir puan almanız yani yenilmemeniz en azından yani bereket versin denir idi. Hakeza Beştaş gelmiş Fener stadında bir puan almış gitmiş bereket versin demeleri lazım. Şimdi burada Beştaş takımının ilk yarıda 6 tane olsaydı düşmüş değil mi? Evet 6. Ya yani bilemiyorum. Ben çok birçok hocayla Türkiye'ye gelen yabancılarla özellikle konuşmalarım vardır, muhabbetlerim vardır, yemek yemişlerim vardır. Yani bir hoca bir düştün, iki düştün, üç düştün. Yani senin bu takımda patron olarak gördüğün oyuncun kim? Beştaş takımında. Bir dakika çağırırsın işte bir sakatlık da bir şey falan. Dersin ki ya bak bunlar olsaydı taktı. santraya kadar çıkıyor. İşte şunu yapmayın, bunu yapın falan. Hiç dememiş bir şey. Devrede belki dediği gibi güvenin ikinci devre bir kere düşmüş galiba. Tabii tabii. Fener'in daha fazla. Devrede belki işte bir şeyler söyledi. Ama yani o altı tane kaleciyle karşı karşıya kalma şansı yakalamış bir takımın düdükle oyunu terk etmesi bence Beşiktaş aleyhine yazılacak önemli bir nottur. Fenerbahçe'ye gelince şimdi bakıyorum. Lincoln, Crespo ve Ferdi orta sahan 3 tane adamı değişmiş. Önde de Pedro çıkmış, İrfancan çıkmış. Arka taraf üçlüydü zaten. Şimdi burada esas Weghorst denen oyuncu Beşiktaş'taki bana göre en ciddi silahların başında geliyordu. Dört maçtır, beş maçtır bilemiyorum saymadım. Serdar gibi maç oynamamış bir oyuncu bu oyuncuyla oynatmak Fenerbahçe adına çok büyük bir riskti. Ama beş, <laughs> diyorlar ki bereket versin Weghorst'un ayakta duracak hali yoktu. Yani Bizim seyrettiğimiz düne kadar ki veğors bu kadar çabuk teslim olmazdı. Bir tane kafa işte oyunun bitimine kaç 3-4 dakika kala mı ne direğe çarptı ya? Bir direk var, bir de yandan alta giden alta var. giden Rossini'nin ortasında. Yani, ama, bir tane de içeri attığı gol var. He, o, de, o, o, o da sayılmadım. 5 santim offside Offside. Yani. yani üçlü savunma oynayan bir takıma karşı bizim bildiğimiz veğorsa daha önemli işler yapardı. Yapmadı. Yapamadı. Ama kenar orta alamadı. İşte ona top getirecek oyuncu Gezal oyuna girdikten sonra belki biraz hareketlendi. Onun da eksikliğini sanki hissetti. Yani. Vegorst. Ben, ama benim tanıdığım Vegorst çok daha başka şeyler yapardı. Tanıdım evet. derken yani seyrettiğim kadarıyla söylüyorum. Evet. Yani. O da Yine milli çok çalıştı ama. Milli ben takım benziyor, mi? çok çalıştı. Evet milli takımdaydı ama iki maçta sadece 5 dakika görev i̇ki, birinci aldı. Birinci maçta e, beş oyna başta beş dakika oynadı, ikinci maçta 15 dakika. 15 mi? Evet. Ya ben yanlış hatırladım o zaman. Evet. Çok yani, kısa bir süre aldı. Yani 5 ile 15 arasında fark var yok. Hollandalı. Hollandalı. Hollanda. Yani Dünya Kupası'na olacak öyle görünüyor. Evet. Tabii çok evet. büyük yani, ihtimal. Yani Hollandalı tamam. da pek şeydir de yani hani. Bir Yine de iyi mücadele etti. Çok fazla markaj yedi. Ee, ve burada bir iki pozisyon var. Mesela son dakikada yetişip topa vurduğu rakibe çarpıp korner oldu. O mücadelesini de sağ görmek lazım.